Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benden çok uzun süredir istediğiniz bir video çekiyorum. Ben de çekmeyi aslında çok uzun süredir istiyorum. Buradan da zaten anlamış olduğunuz gibi, hatta başlıktan da zaten çoktan anlamış olduğunuz gibi, bugün sizlere 10 tane Netflix dizisi önereceğim. Yani Netflix dizisi olmasa da Netflix'ten izleyebileceğiniz, ama tabii ki bütün korsan sitelerden de izleyebileceğiniz dizileri önereceğim. Çok belki legal bir şey olmasa da bir tane böyle şey önermek istiyorum. Netflix haricinde internetten dizi izleyebileceğiniz bir site önermek istiyorum. O da dizilab.com. Bence en kalitesi. Dizibox çok, en çok izlenenlerden biri diyebiliyorum ama Dizilab bence en iyisi. Ben hep ondan izliyordum Netflix'e üye olmadan önce. Araya böyle bir küçük bir tavsiye de sıkıştırdıktan sonra bugün size 10 tane dizi söyleyeceğim. Ama bu onu haricinde de hala listeme eklemeyip ah işte onu da önermeliydim dediğim çok dizi var. O yüzden eğer bu videonun ikincisini de isterseniz videoyu beğenmeyi ve aşağı yorumlara yazmayı mutlaka unutmayın. O zaman şimdi ilk dizimize başlıyorum. Hemen size açayım buradan afişini de. İlk dizimiz You. You'yu bence kesinlikle duymuşsunuzdur. Çıktığı günden beri çok fazla konuşuldu. Bu arada sadece bir sezonu var. İkinci sezonu da çekimleri bitti. Çok kısa bir zaman sonra gelecekmiş, bu konuda çok heyecanlıyım. Şimdi başrollerde kızımızın adını bilmiyorum ama sadece erkeğin şöyle bir vasfı var benim için. Gossip Girl'deki Dan oynuyor. Bu arada Gossip Girl'ü buraya koymadım. Onun hakkında böyle ayrı bir video çekip o kadar konuşmak istiyorum. Öyle güzel bir dizi olduğu için buraya koymadım. Neyse, başrolde o çocuk oynuyor ve asla o rolle alakası yok. Şimdi Joe, yani bu dediğim çocuk, bir kitap evinde çalışıyor. Hatta kitap evinin sahibi miydi? Ya öyle bir şey olmuş lazım. Burada yazıyor mu? Kitap evi müdürü. Kitap evi müdürü Joe, lisansüstü öğrencisi Beck'ten aşırı derecede hoşlanınca tılsımlı bir ilk karşılaşma daha kötü niyetli bir şeye dönüşür. Böyle özetlemişler. Şimdi ben size spoiler vermeden kısaca biraz açmaya çalışacağım. Joe Beck'e aşık oluyor ama bu dizi bence günümüzdeki sosyal medyadan işte ne kadar fazla ve az fazla kullandığımızı ve aslında bunun ne büyük tehlikelere yol açabileceğini de çok güzel bir şekilde eleştiren ve bize yansıtan bir dizi olduğunu düşünüyorum. Tahmin edeceğiniz üzere Joe psikopat bir aşık. O her gün ana haberlerde izlediğimiz, kesip biçen, işte ne bileyim kezzap atan falan türden bir aşık Joe. Beck tabii ki bunun farkına çok sonradan varıyor. Yani hani çok ilişkileri ilerledikten sonra varıyor. Ve Joe'nun başka bir sürü sırları ortaya çıkıyor. En başta mesela şöyle söyleyeceğim. Aslında bu bence hiç iyi bir şey değil ama bu diziyi izledikten sonra bir katile böyle sempati duymaya başlıyorsunuz. Hani şey demeye başlıyorsunuz. Ya ama hani sonuçta kızım iyiliği için yaptı demeye başlıyorsunuz. Aslında hiç denmemeli sonuçta ortada bir cinayet varken. Ama böyle de dedirtiyor aslında farklı bakış açılarına. Yani tam realistik bir dizi aslında. İkinci dizimiz de Timeless. Timeless 2 sezonluk bir dizi. 2 sezonun ardından bir filmi çıkacak dendi. Hatta ay olarak tarihi bile verildi 2018'de ama film ortada yok. Umarım boşlanmamıştır, umarım vazgeçilmemiştir. Çünkü Timeless gerçekten izlediğim ve izleyebileceğim en iyi dizilerden biri. Çok profesyonel bir dizi değil, yani dekorlar işte hani efsane profesyonel değil ama konusu ve karakterleri itibariyle çok güzel. Yani oyuncular bir kere karakterlere tam oturmuş. Burada gördüğünüz kişi Wyatt, baş karakterlerden biri. 3 kişi var bu dizide. Rufus, Wyatt ve Lucy. Bu üçü adından anladığınız gibi time travel, zaman yolculuğu yapıyorlar. Ve işte hani her bölüm başka bir yere gidip tarihin değişmesini önlüyorlar. Ama şöyle anlamayın bunu, hani kötü olayların işte iyi olmasını sağlamaya çalışmıyorlar. Kötü olan şeyin yine kötü olması. Yani tarihin tıpatıp aynı kalmasını sağlıyorlar. Çünkü geçmişte çok yani sizden alakasız bir şekilde değişen bir şey sizin hayatınızı tekrar değiştirebilir. O yüzden tıpatıp aynı kalmasını sağlıyorlar bir şeylerin. Aynı zamanda bir kişi daha var. O da... Ah, o adamın adı ne? Filin. Filin. Çünkü Filin benim kesinlikle favori karakterim, değil mi? Adından da şey unuttuğum gibi. Hayır, gerçekten Filin benim tamamen favori karakterim. İki sezon, ya aslında Wyatt'tı. Ama işte iki sezonu da bitirdikten sonra Filin kesinlikle çok çok iyi. Yani gerçekten. Bir de bende şey takıntısı var. Sizde var mı bilmiyorum. Bir diziyi izliyorum.
ben çok fazla karakterlere bağlanan biriyim. Bir karaktere çok bağlandıysam direkt böyle Pinterest'te yazıyorum. Mesela işte Timeless Filin yazıyorum. İşte adamın böyle karizmatik fotoğraflarına falan bakıp iç çekip kapatıyorum. Gerçekten bunu çok yaptım. You'da hiç yapmadım ama bunda Filin için çok yaptım. Eğer izlediyseniz aşağıya bana favori karakterinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Yani anlattığım gibi bu şekilde ilerliyor dizi ama sonuç sonra işte olaylar sarpa sarıyor. İşte ya bilmiyorum çok fazla şeyler yaşanıyor ama özetinde zaman yolculuğu ve tarihin korunmasına yönelik oluyor. Aynı zamanda olayları gerçekten öğreten yani her bölüm farklı bir tarihi olaya gittikleri için bir şekilde hani bilgi de alabileceğiniz aynı zamanda bir dizi. Bence çok çok güzel. Mutlaka izlemeniz gereken bir dizi. Sıradaki dizimiz asla Netflix dizisi değil. Asla yeni bir dizi değil. Eminim ki duyduğunuz bir dizi. Ama Netflix'e gelmişken bundan bahsetmek istedim. Şurada gördüğünüz gibi Ozan Güven gerçekten çok beğendim. Çok çok beğendiğim bir adam. Hatta şöyle açıklayabilirim. iPad'imin ana ekranında aylarca Ozan Güven'in fotoğrafı vardı. Çok karizmatik bir adam. Çok karizmatik bir adam. Burada da zaten başrolde Can Manay olarak karşımıza çıkıyor. Serenay Sarıkaya ve Mehmet Günsür'le beraber oynuyorlar. Berat Uzunataç falan da var. Bunu ya mutlaka duymuşsunuzdur ama yine psikopat bir aşığımız var. Ve işte Duru var Serenay Sarıkaya. Çok işte mutlu giden bir ilişkisi var ama Duru çok fazla böyle ilgi görmeyi isteyen ve sevilmeyi isteyen bir kız. Ve aslında hani sevilmeyi istemenin sizi çok böyle başka ve kötü yollara sürükleyebileceğini gösteren bir dizi. Ne kadar psikopat olsa da her zaman Can Manaycıyım. Sonuna kadar. Beni biraz anlayacağınız gibi aslında ben biraz kötü karakterleri daha çok seven biriyim. Dizilerde bilmiyorum daha çok bağlanıyorum. Yani bunu böyle bir araya sıkıştırmak istedim. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Bu kadar. İki sezon bu arada Fi ve Chi çıktı. Pi çıkmadı çünkü Azra Cohen'le aralarında anlaşmazlık çıkmış. Hatta dava falan da açmış. Kitabına uygun gitmedikleri için kitabı kötü yansıttıklarına dair dava açılmış. O yüzden başka gelmedi. Beni çok üzdü ama yapacak bir şey yok. Bunu sakın izlemeyin. Şimdi Türklerde de bu vardır yani oraya gitme deyince herkes oraya gider falan. Biz de bunu izledik ablamla beraber ama bu hani bir sezon bir dizi ama şöyle göreceğiniz üzere bölümler hep 9 dakika, 5 dakika, 2 dakika falan o tarzda. Ve hayatımda gördüğüm en gergin şekilde, en bağırarak izlediğim 2 dakikalık bölümde kesinlikle yani 2 saatlik filmden daha çok geriliyorsunuz. Daha çok böyle falan oluyorsunuz, bağırıyorsunuz, çığlıklar atıyorsunuz. Gerçekten inanılmaz bir şekilde bunu çok kısa bir sürede başarıyor. Yani ben buna bilmem inanmamıştım. İnanamamıştım yani. Mutlaka bunu izleyin. Zaten hiç vaktinizi almayacak. Bir bölüm bile sürmeyecek yani normal diziler kadar. O yüzden mutlaka bakın. Ama gerilim ya da korku sevmiyorsanız asla bakmayın bu arada. Çünkü gerçekten çok korkunç. Benim gibi böyle entrika seven biriyseniz çok seveceğiniz bir dizi. Asla hani bilim kurgu falan filan hiç değil. Sadece söylediğim gibi entrikalar üzerine kurulmuş bir dizi. Mesela benim gibi Aşk-ı Memnun fanıysanız ya da işte dediğim gibi Gossip Girl fanıysanız kesinlikle bunu da seversiniz. Ya, tamamen entrika var. Tamamen Türk dizisi gibi aslında. Yani işte bir köşk var. Hani çok zengin bir aile var. Ve onların zenginlerin böyle çarpık ilişkilerinden bahsediyor aslında özetle. Bence çok güzel. Ben seviyorum birbirinin arkasından millet kuyu kazsın, bir şeyler çevirsin. Benim hoşuma gidiyor. Eğer siz de seviyorsanız mutlaka bunu izleyebilirsiniz. Sıradaki dizimiz Salvation. Şimdi bunu çok yeni izledim. Netflix'te sadece bir sezonu var ama dizimiz iki sezondan oluşuyor. İkinci sezonunu yine korsan sitelerimizden izleyebiliyoruz. Şimdi Salvation aslında şöyle, ilk bölümde işte dünyaya bir asteroidin çarpacağını öğreniyorlar 186 gün içinde. Ve bu asteroid o kadar güçlü ki, yani işte çok hani kuvvetli olduğu için bütün insan ırkını, bütün dünyayı tamamen yok edecek. Ve aslında bunu önlemeye çalışmalarıyla başlıyor dizi. Ama şimdi bu işe hani içine hükümetler giriyor, işte Beyaz Saray giriyor, yani Pentagon giriyor, işte başka hükümetler giriyor, siyaset giriyor ki ben siyaseti gerçekten çok seven biriyim. Bunu hep söylüyorum. Yani tıp okumasam çok net siyaset falan ya da hukuk falan okuyabilirdim. Burada da işte hani o Pentagon'da dönen çarpık ilişkiler ve hani aslında hani büyüklerin yani büyük mertebedeki insanların bizden aslında çok şey sakladıkları ve orada yaşanan çekişmeleri de gösteriyor. O yüzden ben çok hoşuma gitmişti. Bir asteroidin çarpması olayından o kadar her şey sarpa sarıyor ki. Yani hani
dünyada yaşanacak bütün kıyametler yaşanıyor. Mesela atıyorum böyle birinci sezonu bitirmeye yakın, ikinci sezonun başlarında şey diyorsunuz hani asteroid çarpsa her şey daha iyi olurdu. Yani her şey daha mükemmel olurdu. Şey diyorsunuz hani bırakın da o asteroid çarpsın artık diyorsunuz. O kadar çok şey yaşanıyor. Kesinlikle şiplediğim iki kişi vardı burada. Hani ah dedim artık kavuşun falan. Kavuştular, kavuşuyorlar. Bence izlemeye başladığımda kim olduğunu anlayacaksınız. Kavuşuyorlar ama işte onların da işleri sarpa sarıyor falan. Ya bir düğüm bu dizi ama çıkamıyorsunuz da. Yani ben iki günde falan ilk sezonu bitirdim. İkinci sezonun ortalarındayım şu an, tam bitmedi. Yağmur bitirmişti bugün hatta buluştuğumuzda, dedi ki hani öyle bir bitiyor ki böyle hani nasıl yani böyle kalıyorsun dedi. Ben de daha bitirmedim. Ama bunu kesinlikle izleyin. Netflix'in kenarında köşesinde kalmış bir dizi. Herkesin öyle izlemediği bir dizi ama lütfen lütfen izleyin bu diziyi. Çünkü reytingden de beklediği ilgiyi görmediği için iki sezonu da bitirmişler. Beni çok üzdü. Bilmiyorum neden buna ilgi göstermemişler. Şimdi sıradaki dizimiz %3. Yüzde işareti mi? %3. 3% diye falan okunuyor galiba, emin değilim bunun. Neyse. Şimdi bu biraz aslında Hunger Games'e çok benziyor. Yani işte açıklar denen bir grup var. Dünyada mükemmel yaşıyorlar. Her istedikleri işte elinin altında falan. Sonra işte bir de onlara ne dendiğini bilmiyorum. Bir şey denmiyor da olabilir. Bir de normal halk var işte. Ve onlar sefaletin dibini yaşıyorlar. Yani hani açlar, susuzlar, suç oranı çok yüksek ve saçma sapan iğrenç bir yerde yaşıyorlar. Ve işte birkaç böyle teste girerek açıklar. Yani her yıl halkın %3'ü, testi geçen %3'ü açıklara katılıyor. Hunger Games'te de böyle zaten. Ben çok beğendim. İlk sezonu bitirdim. İkinci sezondayım. Dizimiz 3 sezon. 3. sezon yeni geldiği için 4. sezon hakkında bir bilgim yok. Gelecek mi, gelmeyecek mi? Sadece bazen şey diyorum, Allah belanızı versin diyorum. Çünkü o kadar imkan varken neden sadece %3'ü alıyorsun? Yani asla adaletli bir durum hiç değil. Dava denen bir terör örgütü var. Yani onlar aslında terör örgütü olarak isimlendiriyorlar. Dava bunun çok adaletsiz bir sistem olduğunu savunuyor. Onlara göre ben de teröristim o zaman. Bence de çok adaletsiz bir sistem. Çünkü gerçekten geri kalan halk sürünüyor ya. Gerçekten tek kelimeyle sürünüyor. Çok sinirlendim şu an tekrar. Ayrıca bazı insanlar böyle adaletsizce alınıyorlar falan. Onlara göre tek önemli olan şey sizin böyle akıllı ve her şeyi feda edebilecek şekilde olmanız. Yani böyle saçma sapan bir insan modeli arıyorlar aslında. Zaten favori karakterim seçilmemiş. Ben ne yapayım bilemiyorum. İkinci sezona daha başlamadım ama ilk sezon çok güzeldi. Mutlaka siz de bakabilirsiniz. Sıradaki dizimiz aslında bir komedi ve ben komedi dizilerinden ve filmlerinden aslında nefret ederim. Ama bununla bu biraz kırılı. Yani şöyle söyleyeyim. Ben komedi dizilerini ve filmlerini şu yüzden sevmiyorum. Gülmüyorum. O yüzden bana sıkıcı geliyor. Amaç gülmek çünkü. O yüzden mesela Fransa'da Hava Metromatik'i izlemedim. Linç yemeyeceksem söylüyorum. Lütfen aşağıda beni taşlamayın. Ama izlemedim. Çünkü komedi sevmiyorum. Bunu da komedi diye başlamadım zaten açıkçası. Bu konuda bir film vardı yine. Ölüm Günün Kutlu Olsun olması lazım. Hatta ikincisi de çıktı filmin. Ben 9. sınıftayken ilki çıkmıştım. Her neyse. İşte yani o filmi çok merak etmiştim ama izlememiştim. Sonra aynısının dizisi çıkınca dizisini izleyeyim dedim. Bu arada bende şöyle bir takıntı var. Film izlemekten nefret ediyorum. Gerçekten. 2 saat boyunca bir şey izleyemiyorum. Ama mesela 40 dakika dizi toplam 2 saat olsa bile bana fazla gelmiyor. Psikolojik bir şey büyük. Yani büyük ihtimal değil, kesinlikle öyle bir şey. Çünkü aynı süre. Ama fark etmez. Dizi izlemeyi seviyorum. Film izlemeyi sevmiyorum. Neyse. Bunu işte izleyeyim dedim. Bu arada böyle 20 dakikalık bölümlerden oluşuyor ve 8 bölümlük bir dizi. İlk 3 ve 4 bölümüne sabrettim. Gerçekten sabrettim. Dedim ki açılacak, buna inanıyorum ya Sevincim falan diye. Kendimi böyle telkin ede ede izledim. Ama sonraki bölümler çok iyiydi. Bir adam geliyor başrol olarak. Ondan sonra her şey tamamen açılıyor ve çok hızlı hızlı bitirdim ondan sonrasında. İkinci sezon onay aldı. Çekimleri başlayacak. Bu konuda çok mutluyum. Bu arada başrol kadını çok beğeniyorum. Gerçekten yani şu an çok güzel gözükmüyor ama aslında dizide çok güzel bir kadın kesinlikle. Natasha zaten normalde de Instagram'da baktığım bir kadındı. Saç rengi ona çok yakışıyor. İşte sürekli sigara içmeleri falan. Bilmiyorum, bence çok iyi, çok cool bir kadına oynuyor. Sonradan gelen adam için de bahsediyorum. Böyle çok bilmiyorum, çok yani
Adam da çok iyiydi. Çok yakışıklı ve tatlı bir adamdı. İkisini birlikte böyle yaparak izledim son bölümlerini. İkinci sezonunu çok büyük heyecanla bekliyorum. Aslında bunu mesela İngilizce izleyebilirmişim. Öyle günlük bir dizi. Ama o zamanlar kendime cesaretim yoktu. O yüzden izlemedim. Direkt Türkçe izledim. Yani Türkçe dediğim hepsini altyazılı izliyorum. Dublaj izlemekten nefret ederim. Şimdi size benim için aslında hangi dizi böyle mükemmel olmamasına rağmen ben de ayrı bir yere ayrı bir yeri olan bir diziden bahsedeceğim. O da The End of the Fucking World. Şimdi bunun neden bende bir ayrı yeri var? İlk defa İngilizce altyazıyla izleyip bitirebildiğim dizi. Daha önce de denemişliğim ama yapamamıştım çok var. Ama bunu ilk defa yapabildim ve gerçekten anlayarak bitirdim diziyi. O yüzden çok mutluyum. Bende hep ayrı bir yeri olacak. Şimdi başlardaki çocuğumuzu görüyorsunuz. Yine bir psikopat var. Kendimden korkmaya başladım. 3 dizidir böyle anlatıyorum ama neyse. Yine bir psikopatımız var ama bu psikopattan çok sadist. Başka insanlara, başka canlılara zarar vermekten hoşlanan. Yani tam anlamıyla sadist bir kişi. Yanındaki kızımız da ailevi problemler yaşayan, psikolojisi bozuk bir kız. Ve bu ikisi birlikte adında da olduğu gibi hani işte kötü dünyanın sonu. Kötü dünya asla küfür edemem o yüzden. Kötü dünyanın sonu. Böyle başlarını alıp gidiyorlar ailelerine hiçbir şekilde haber vermeden. Ve çok kötü şeyler yaşıyorlar. Mecburen çok saçma sapan durumlara düşüyorlar. Ama bence çok tatlılar ikisi de. Bu da ikinci sezon onayı almış. Çekiliyor. Birinci sezon öyle bir yerde bitti ki. Zaten böyle hani şey yaptım. Bu düzelmesi gerekiyor bu durumun falan diye kaldım. Umarım durum düzelir ve her şey çok güzel olur. Ama her şey çok güzel olmayacakmış gibi bitti. Hani bilmiyorum. Ama söylediğim gibi eğer sizden İngilizceniz böyle orta seviyelerdeyse kesinlikle bunu İngilizce altyazılı izleyebilirsiniz. Çünkü çok günlük konuşuyorlar. Sadece ben birkaç kelimeye baktığımı hatırlıyorum. O yüzden bu da böyle bu arada 20 dakikalık falan ve 8 bölümden oluşuyor. O yüzden çabuk bitecek. Güzel. Ama yine 2 bölümüne falan sabretmeniz gereken bir dizi. Son dizimiz çok büyük böyle resmen bir cemaat olarak izlediğimiz bir dizi. Orphan Black. Bunu biz Ramazan ayında başladık okulda. Çünkü oruçlular olarak çok sıkılıyorduk. Zaman geçmiyordu. Ve dedik ki bir diziye başlayalım. O da Orphan Black oldu. Orphan Black'in konusu şöyle. Zaten görüyorsunuz bu kız. Hepsi aynı kişiler. Bu kız şimdi şöyle bu kız. Bu kızın adı neydi? Sara. Sara bir gün böyle işte bir tren istasyonunda bir kızın intiharına tanık oluyor. Ve o kız onunla tıpatıp aynı. Kızın adı... B ile başlıyordu ama kızın adı neydi? Evet kızın... Ha Beth. Beth'in intiharına tanık oluyor ve Beth ona tıpatıp aynı benziyor. Zaten aynı kız oynuyor. Ve sonra işte ona benzeyen bir sürü insan buluyor. Bu şekilde yapılmış aslında bir deneyin deneyi olduğunu öğreniyor. Yani böyle garip bir şekilde. Ve sonra işte hani olayı çözmeye çalışıyorlar. Çok büyük güçler var bunu yapan. Onlarla savaşmaya çalışıyorlar. Birbirlerinin yerine geçmeye çalışıyorlar. İşte ailelerinden bunu saklamaya çalışıyorlar. O kadar her şey sarpa sarıyor ki yine. Çok düğün bir dizi. 4 sezonu var. Ben 3. sezondayım ve 5. sezonuyla bitiyormuş. Daha gelmedi 5. sezonu. Ama çok güzel. Çok böyle hani şu şekilde izledik. 1. bölüm bitti. 2'yi hemen aç falan hani böyle atıyorum 40 dakika, 50 dakika bizim öğlen teneffüsümüz. Öğlen teneffüsünün bitmesine 2 dakika kala bir bölüm bitse bile o 2 dakika için bile diğer diziyi aç hemen diyorduk. Hani 2 dakikasını bile olsa izleyelim tarzındaydı. İşte konusu biten öğretmenlerimize yalvarıyorduk lütfen izleyelim diye. Çok heyecan verici, çok sürükleyici. Başladığınızda 3. sezona kadar böyle durmadan izleyeceğiniz, artık böyle geceleri böyle yapa yapa izleyeceğiniz hatta bir dizi. Soluksuz, mükemmel, çok iyi, çok atraksiyonlu, çok iyi. Kesinlikle bunun kelimesi bu. Dizilerimiz bitti. Umarım hoşunuza gitmiştir. Çok konuştum. Bence uzun oldu ama güzel oldu. Dediğim gibi ikincisini istiyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir dahaki video eğer isterseniz 5 dizi olacak, 10 dizi olmayacak. Çünkü 2 tanesi hakkında böyle 15 dakika konuşmak istediğim diziler olacağı için onu öyle planladım. Ama tabii ki eğer isterseniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Artık böyle ağzım falan kurudu. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bye bye.